صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي آية أخرى استعيذ بالله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. محترم حاضرون، رمضانınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Sizleri, bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i geçmekte olduğumuz sıkıntılı günlerden kısa zamanda kurtarsın. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi iç ve dış düşmanlara karşı muhafaza eylesin. İki dünyada umduklarımıza nail, korktuklarımızdan da emin eylesin. Muhterem müminler, Ramazan dini hayatımızı bir kere daha gözden geçirmemiz gereken özel bir aydır. Beş vakit namazı kılmayanlar ya mübarek Ramazan'dır bir başlayalım deyip başlarlar. İnşallah devam eder, bir daha bırakmazlar. Kılanlar, ben beş vaktimi kılıyorum, Fatiha'yı da okuyorum, zamm-ı sure olarak da şu sureleri, ama nasıl okuyorum, acaba okuduklarım geçerli mi, sahih mi, değil mi diye aslında bir bilir kişiye, bir hoca efendiye kendilerini dinletmeleri lazım. Dinletiriz, dinletmeyiz ayrı. Zekat konusunun mutlaka her Ramazan yeniden gözden geçirilmesi lazım. Hac ve zekat ibadetlerinin iki özelliğini size söyleyeyim. Çabuk öğrenilir, çabuk unutulur. Hac ve zekat ibadetinin nasıl yapılacağı çabuk öğrenilir, çabuk unutulur. Biz hacca gidecek adayları toplarız, işte şurada ihram giyilecek, şöyle tavaf yapılacak, şöyle sa'y yapılacak, şöyle tıraş olunacak, ihramdan çıkılacak, sonra Arafat'a gidilecek, şeytan taşlanacak, tavaf edilecek, sa'y edilecek. Bu iş, tamam hocam öğrendim. Aradan 3-5 gün geçer veya oraya var, hocam nasıl yapacaktık diye tekrar sorar. Zekatı anlatınca, ha tamam hocam anladık der. Bir ay, 2 ay sonra tekrar sorar. Öğrenilmesi de kolay, unutulmaz. Buradan hareketle bendeniz zekat konusunda küçük bir risale hazırlamaya çalıştım. Çünkü insanlar kalın kitapları okumuyorlar. Dedim ki cep kitabı gibi hazırlarsam uçakta okur, otobüste okur, gezerken okur, tramvayda okur. Bir de anlaşılır, halk diliyle, halk mantığıyla olsun dedim. Böyle bir risale hazırladım. Bugün o risaleden de hareketle size zekatı anlatmaya çalışacağım. Allah bana anlatmayı, size de anlamayı nasip eylesin. Ancak sohbetimizin bereketlenmesi için sohbete başlamadan Efendimizin mübarek ruhlarına bir salatu selam okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Cenab-ı Allah ruhu Resulullah meclisimizden haberdar eylesin. Sizleri, bizleri ve evlatlarımızı onun yolunda bir araya getirip şefaatlerine nail eylesin. Muhterem müminler, Cenab-ı Allah okuduğum ayeti kerimedeki mümtehine, Me'arid suresinin 24 ve 25. ayeti,
وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Zenginlerin mallarının içerisinde fakirlerin, malı olmayanların, mahrum olan kişilerin hakları vardır. Ama ne kadar var? Hakkun malumun. Belirlenmiş bir hak. Niye Cenab-ı Allah böyle dedi? Efendim madem ki zenginlerin malında fakirlerin hakkı var, gidip dairesini elinden alalım. Arabasını alalım. Yok öyle kardeşim. Sınırlı hak var. Bu sınırı kim tayin edecek? Allah ve Resulü tayin edecek. Cenab-ı Allah zenginlere demiş ki fakirleri geçindireceksiniz. Efendimiz de buyurdu ki Cenab-ı Allah fakirlerin geçimini zenginlerin omuzuna yükledi, adını da zekat koydu. Yani ey zenginler, Allah-u Teala size verdiği malın hepsini kendiniz için kullanmak için vermedi. Onun için de fakirin de hakkı var, onu da çıkarıp vereceksiniz. Peki ya Rabbi, peki ya Resulallah, anladık. Ama kim verecek, ne zaman verecek, ne kadar verecek, kime verecek? Bunları bilmek mecburiyetindeyiz. Ve bendeniz gündeme geldiğinde arz etmek isterim ki, zekat konusu bir hukuk dersidir. Anlatan da bir hukuk dersi titizliği içerisinde anlatması lazım. Dinleyen de bir hukuk dersi titizliği içinde dinlemesi lazım. Zekat konusu diğer vaazlara benzemez. Çünkü cümlenin şöyle olması hükmü değiştirir, böyle olması başka bir hüküm getirir. Bendeniz gücüm nispetinde dikkati çekmek isteyeceğim. Her Müslümanın zekat günü diye bir gününün olması lazım. Eline geçen para o günden bir gün evvel geçtiyse o sene zekatını verecek. Bir gün sonra geçtiyse gelecek sene zekatını verecek. Peki hocam, öyleyse işe başlayalım, derse başlayalım. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Es-salatu gantaratul İslam. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Karşıya salimen geçmek istersen köprüyü kullanacaksın. Köprü vazifesini yapan ibadeti yerine getireceksin. Peki bu köprünün üç ayağı var değerli müminler. Bir, zekatı veren zengin. İki, zekatı alan fakir. Üç, zekat olarak verilen mal. Üç ayaklı bir köprü. Zengin kim? Kim verecek? Zekatla mükellef olan kim? Cevap: İnsanlara zengin misiniz diye mikrofonu uzatsanız kimse ben zenginim demiyor. Hocam var işte birkaç dairemiz var ama birinde oğlan oturuyor, birinde kız oturuyor. Daha oğlana araba almadık, kızı da evlendirmedik. Ben zengin sayılmam diyor. Öbürü diyor ki başkalarının villaları var, yazlıkları var, kışlıkları var. Ben birkaç dairem var ama zengin sayılmam diyor. Dinimiz kimin zengin sayılıp kimin sayılmayacağını kişilere bırakmamış. İnsanlara, insaflara bırakmamış. Ne demiş? Dikkat lütfederseniz dinin zengin kabul ettiği kişiyi size tarif etmek istiyorum. Dinen kim zengin sayılır? Cevap: İster kirada otursun, ister kendi dairesinde otursun, mülkiyeti de kendinin olsun. Oturduğu evi hesaba katmayacağız. İçinde kullandığı eşyayı da hesaba katmayacağız. Buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, kilim, bulaşık makinesi ne varsa. Hukuk dersi dedik ya, iyi dinlemeniz lazım. Şayet varsa bindiği arabasını da hesaba katmayacağız. Şayet varsa bindiği arabasını da kaç lira eder diye hesaba katmayacağız. Bu saydıklarımın dışında 80.18, biz onu düzeltelim, 81 gram altın veya onun kadar o altın değerinde menkul, gayrimenkul,
döviz, para, ticaret malı, dükkan, ev, arsa, neyi varsa hesap edeceğiz. Ettik. O 81 gram altın ne kadar eder hocam? 11.500 lira. İniyor çıkıyor altının gramı. 11.500 lirası olan neden başka? Oturduğu ev, içindeki eşya, bindiği arabadan başka. 11.500 lira sadece nakit para değil ki. Tarla, ev, bağ, bahçe neyi varsa hesap edeceğiz. Eğer 11.500 ve daha fazla meblağı varsa, miktarı varsa, bu kadar malı varsa bu kişi dinen zengindir. Oho hocam 11.500 de nedir ki yani? O zaman zengin olmayan pek kimse kalmaz diyenler çıkıyor. Sen hele insanlara evini, eşyasını, arabasını temin et. 11.500 lirada parasının olma imkanını temin et. Ondan sonra bu zenginliğin küçük olduğunu söylemeye kalk. Orayı geç. Orası senin benim işim değil. Çünkü kimin zenginin sayılıp kimin sayılmayacağını sen ya da ben tayin edecek değiliz. Din böyle tayin etmiş. Zengin, bu kişi zengin ama her zengin zekat verir mi? Her maldan zekat verilir mi? Verilmesi gerekir mi? İşte ikinci hayati önemli soru bu. Her zengin zekat vermeyecek. Ya hangi zengin verecek hocam? Bu malı edinen kişi üzerinden bir yıl geçmesini bekleyecek ki zekatla mükellef olsun. Malın üzerinden bir yıl geçecek ki zekatla mükellef olsun. İki, bu mal zekata tabi olan mallardan olacak ki zekat vermesi gereksin. Ne demek hocam? Adamın 4 tane dairesi var. Birinde oturuyor. 3'ünü kiraya vermiş. Biner'den 3.000 lira oradan kira geliyor. Bu 3.000 lirayı da geçimine harcıyor. Aile fertleri 10 tane zor yetiştiriyor, ucuca getiriyor. Biriktirdiği, bir tarafa koyabildiği 11.500 lirası yok. Bu kişi dinen zengin midir? Zengindir. Biraz evvel dedik ki sadece oturduğu daire hesaplamayacağız. Onun dışındaki gayrimenkullerini hesaplayacağız. Dinen zengin. Zekat vermesi gerekir mi? Gerekmez. Niye? İkinci, üçüncü, dördüncü daireler, beni iyi dinleyin. Dükkanlar, fabrikalar, kamyonlar, otobüsler değeriyle zekata tabi değil, geliriyle zekata tabidir. Bu adamın da ayda 3.000 lira kira geliri var. Onu da geçiminde kullanıyor. Biriktirdiği, bir yere koyduğu bir parası yok. Dolayısıyla bu kişinin zekat vermesi gerekmez. Hocam madem zekat vermeyecekti adamı niye zengin ilan ettik? Niye zengin kabul ettik? Zengin kabul etmemizin faydası ne? Zekat vermeyecek ama başkasından da zekat almayacak, alamayacak. Ne demek? Adamın 3 tane dairesi var, 1.000 liradan 3.000 lira kira geliri var. Fakat diyor ki kardeşim yetiştiremiyorum, bana biraz da zekatınızdan yardım edin. Yok. Sen dairelerin birini satacaksın arkadaş eğer yetiştiremiyorsan. Sen dinen zenginsin. Ama malın zekata tabi olan mallardan olmadığı için zekat vermiyorsun. Ama dinen zengin sayılan kişi zekat alamaz olur. 1. Sadakayı fıtır vermekle yükümlü olur. 2. Kurbanı kesmekle yükümlü olur. 3. Biz önce bir kişinin dinen zengin sayılıp sayılmadığını tespit edeceğiz. Zekat verip vermeyeceği ondan sonra belli olacak. Birçok insan var ki dinen zengin sayılır ama zekat vermesi gerekmez. Çünkü elindeki mal zekata tabi olan mallardan değildir. Tarlası var, bağı var, bahçesi var. Onların zekatı oradan çıkan ürünlerden verilecek. Ekmemiş adam, dikmemiş, bir şey gelmiyor. Dinen zengindir, zekat alamaz. Dinen zengindir, fıtrasını verecek.
dinen zengindir, kurbanını kesecek ama oradan zekat vermesi gerekmez. Ha hocam, ikinci, üçüncü, dördüncüsü dairesi olan, beş, sekizinci dairesi olan onun değeriyle zekat veremeyecek dedim. Beni rahatlattın çünkü ben müteahhidim. Beş katlı bina yapıp satıyorum, sonra altı katlı yapıp satıyorum, on katlı yapıp satıyorum. Demek ki benim dairelerden de zekat gerekmez. Hayır, ben öyle demedim ki. Kiraya verip de insanların oturmasına hazırlanan daireler zekata tabi değil. Müteahhit alıp satıyorsa veya içimizden herhangi bir arkadaşımız 8-10 kat olması gerekmez. Ev alıp ev satıyorum arkadaş. Bir yerde fiyatı uygun bir ev buluyorum, daire buluyorum, alıyorum. 6 ay sonra, 1 sene sonra müşterisi çıkarsa üstüne bir kar koyup satıyorum. 2 daire alıyorum, satıyorum. 3 daire alıyorum, satıyorum. Bu adamın dairelerinin tamamı değeriyle zekata tabidir. Kaç lira ediyorsa her sene ondan zekatını vermesi gerekir. Çünkü bu daireler onun için ticaret malıdır. Biraz evvel söyledim. Mutlaka yakalamışsınızdır. Kamyondan, otobüsten, tırdan değeriyle zekat gerekmez. Bunu anladık da adam otomobil alıp satıyor. Otogalerisi var. Kamyon alıp satıyor. Tır alıp satıyor. Onların değerinden zekat verecek. Çünkü onlar için bu arabalar ticaret malıdır. Özür dilerim. Kumaş tüccarının dükkanındaki kumaş gibidir. Hocam, bir Müslüman üzerine ev yapmak için bir arsa alsa, bu arsa 100 bin, 200 bin, 500 bin de olsa zekat vermesi gerekmez. Adam üzerine ev yapmak için almış. Tamam. Ama öbürü de 50 bin liralık arsa almış, 55'e satıyor. 60'a alıyor, 65'e satıyor. 100'e alıyor, 105'e satıyor. O değerinden zekat verecek. Çünkü o arsa ticareti yapıyor. Onun malı ticaret malı. Burayı da anlamış kabul ederek, ben de anlattığımı zannederek devam edeceğim. Zengin bu dedik. Malda üzerinden bir yıl geçme şartı var dedik. Bunu biraz daha aşmamız gerekir. Bir yıl geçtiğini nasıl bileceğiz? İnan, her bir kardeşime mikrofonu uzatsam, sen zengin oluş tarihini biliyor musun? Malın üzerinden bir sene geçti mi geçmedi? Vallahi hocam bilmem ki diyecek. Halbuki Müslüman nasıl ezan okununca namazın farz olduğunu biliyorsa, Ramazan gelince orucun farzının başladığını biliyorsa, zekatın da ne zaman farz olduğunu bilebilmesi için 81 gram altın değerine ne zaman ulaştıysa malı mülkü, ne zaman 11.500 lira ve daha fazla mala sahip olduysa tarihini atması lazım. Biz ona zekat günü diyoruz. Bu tarihi atmanın bir, insanın ne zaman zekat vereceğini belirlemesi açısından fayda var. İki, kişinin mallarının değerini tespit etmesinde faydası var. Ne demek istedin hocam? Adam arsa almış, satıyor. Zekatını verecek. Neye göre verecek? İlk zengin olduğu tarihte, o yıl, o tarihin yıl dönümünde gidip emlakçıya soracak. Kardeşim, benim falan yerdeki arsam bugün ne eder? Ben bugün alacak olsam kaça alabilirim? Onun üzerinden zekat verecek. Verebilmesi için o günü bilmesi lazım. Efendim, zekat gününün belirlenmesinde çok önemli bir faydayı daha arz ediyorum. Şimdi bütün Müslümanlar Ramazan'da zekat vermeye çalışıyor. Fakirin evi gıda paketinden doluyor. O gönderiyor, o gönderiyor, o gönderiyor. Gıda paketleri doluyor. Ama Ramazan geçiyor, herkes zekatı fıtrayı unutuyor, 3 ay sonra fakir yiyecek bulamıyor.
Ramazan'da verdiğimiz zekatla evinin kirasını rahatlıkla ödüyor. 3 ay sonra, 4 ay sonra ödeyemez duruma geliyor. Niye? Çünkü herkes Ramazan'da zekat vermeye kalkıyor da onun için. Oysa ki hepimiz Ramazan'da mı zengin olduk arkadaş? Kimimiz Şaban'da, kimimiz Recep'te, kimimiz Muharrem'de, kimimiz Zilkade'de, kimimiz Zilhicce'de zengin olduk. Öyleyse şu cümleme değer vererek dinleyin. Her Müslüman kendi zengin olduğu tarihin yıl dönümünde zekatını verecek olursa, yıl boyunca zenginlerden fakirlere maddi imkan aktarılmasına devam edilmiş olur. Fakirler de bir yıl boyunca geçim imkanı bulmuş olurlar. Adam kirasını ödeyecek. Adamın mutfak masrafı var. Ramazan'da yüklendik, karşıladık. 5 ay sonra mutfak masrafını karşılayamıyor. İlaç parasını alamıyor. Evin kirasını ödeyemiyor. Nasıl bu problemlerin içinden kalkacak, altından kalkacak? Ben Recep'te vereceğim. Sen Şaban'da vereceksin. Öbürü Zilkade'de verecek. Öbürü Zilhicce'de verecek. Öbürü Muharrem ayında verecek. Böylece bütün sene fakirin ihtiyacı karşılanmış olacak. İşte zekat gününü belirlemenin faydalarından biri de budur. Zekata tabi malların değerini ölçerken zekat gününde ben alsam kaça alırım, mal etsem kaça mal ederim sorusunun cevabına göre zekat verecek. Ne demek hocam? Benim depomda 10 bin metre kumaş var. Benim de bugün zekat günüm. Ben bu kumaşları 8 ay önce almıştım. 1000 liraya almıştım. Bugün kumaşın değeri 1200 lira olmuş. 200 lira da üzerine zam gelmiş, fark gelmiş. Gidip bugün alacak olsam, dikkat edin, satacak olsam demiyorum. Bugün alacak olsam 1200 liraya alırım. Bu kumaşı kaç liradan hesaplamam lazım zekatını verirken? Söyleyin. 1200. Bu kadar basit. Zekat günündeki değerinden. Efendim 8 ay evvel aldığım kumaşın modası geçmiş. Artık insanlar onu kullanmayı istemiyor. Piyasaya gitsem 500 liradan alacak hale gelmişim. Kumaşın değeri düşmüş. 500 liraya inmiş. Ben 1000 liraya almıştım. Zekat günüm geldi. Bugün zekat günüm. Kaç liradan hesaplamam lazım? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu dikkatli dinlendiğini gösteriyor. 500 lira. Niye? Kardeşim üzerine zam gelince koyuyoruz da mal değer kaybedince niye indirmeyelim? Müteahhit kardeşimin bugün zekat günü. Bizzat sorulan soruyu size arz ediyorum. Hocam diyor, ben Allah'a şükür çok çaplı bir iş yapıyorum. 200 dairelik iş alıyorum, onu teslim ediyorum, 250 dairelik iş alıyorum. Onu teslim ediyorum, 300 dairelik iş alıyorum. Ama bunlar da bir günde teslim olmuyor, hemen bir günde veremiyor. Kimisi kabada, kimisinin incesi bitmiş, kimisi satılmış, kimisi satışta. Ben bunların hesabının altından nasıl çıkacağım? Gayet kolay kardeşim. Beni dinlersen gayet kolay. Önce zekat günümü belirleyeceksin. Sen ilk defa hangi tarihte zengin oldun? Recep'in 15'inde, Şaban'ın 20'sinde. Ya da bilemiyorum. Bilemiyorsan Ramazan'ın 15'ini bir zekat günü olarak kabul et. Her sene yanılmaktansa bir kere yanıl. Şaban'ın 15'ini gününü zekat günü olarak kabul et. Ettim hocam. O zaman işin kolay. Ramazan ayının 15'i geldiğinde diyeceksin ki şu kaba inşaatı tamamlanan daireleri, beni iyi dinleyin, kelimeleri seçerek söylüyorum. Şu kaba inşaatı tamamlanan daireleri bir günde yapma imkanım olsaydı. Ya bir günde yapılır mı 200 daire? Ya ben de biliyorum yapılmaz. Bir günde yapılma imkanı olsaydı kaç liraya mal ederdim? Gayet kolay. Çimentosu, demiri, malzemeleri, işçiliğini hesap etti mi? Kendisine kaça mal olduysa kaba inşaattaki olanların değerini bir tarafa yazacak. Şu incesi de bitmiş olanlar var.
Onları bir günde yapsam kaça mal ederim? Onları yazacak. Sattığım daireler var. Sattığından ne aldın kardeşim? Çek aldım, senet aldım. Ha, onları da buraya koyacaksın. Koyduk. Senin bir de piyasaya borcun var. Borçlarını da düşeceksin. Düştük hocam. Geriye sen 250 bin lira zekat vereceksin. Rastgele söylüyorum. Hocam kabul ettim ama vallahi 250 bin diye 25 bin bile nakitim yok. Bir taraftan geliyor, bir taraftan gidiyor. Biz de zaten elimizde nakit tutmayız. Elimize nakit geçti mi hemen yeni bir arsaya yatırırız. Elinde nakit yok. Olabilir kardeşim. Sen şu 250 bin lira zekat borcunu bugünün hesabıyla altına çevir. Kaç gram altın ediyor? 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Yaz. Ne zaman eline maddi imkan geçerse verdikçe o altından düş. Verdikçe o altından düş. Verdikçe o altından düş. Bir gün borcunu bitir. Elhamdülillah zekat borcum bitti de. Bu bir. İki. Canım efendim. 200 daire yapıyorum diyorsun. 250 dairelik iş alıyorum. 250 yapıyorum. 300 dairelik iş alıyorum. Bitmiş 40 daireden bir daireyi fakiri, evi olmayan bir fakire verdin mi nakit vermene gerek kalmaz. 40 dairede bir daire verirsin, tamam. Kolaylık gösteriyorum değil mi? Vermek zor ama yolunu gösteriyorum ben. Ha, yapar yapmaz o ayrı bir mesele. Doktorun vazifesi reçeteyi yazmaktır. Uygular uygulamaz o hastanın bileceği iştir. Nakiti varsa nakit verir. Ayni varsa ayni verir. Ev, ayakkabı, kumaş, elbise, nesi varsa onun 1/40'ını verir. İkisini de verme imkanı yoksa yazar, altına çevirir. İleride eline geçtikçe verip o borcunu bitirir. Efendim, üzerinden bir sene geçmesi gerekir hükmünü biraz daha örneklerle açıklamamız gerekir. Arkadaşımız arsa ticareti yapıyor. Geçen sene 1 milyon liralık arsa aldı. 11 ay satış olmadı. Senenin dolmasına bir ay kala 1 milyon 50 bin liraya sattı. Dikkatli dinliyorsunuz. 1 milyon liranın zekatını geçen sene vermişti. Arsanın sermayesinin zekatını vermişti. 11 ay iş yapamadı. 50 bin lirayı da kazanalı daha bir ay oldu. Zekat kitabında da diyor ki malın zekatının verilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekir diyor. Şimdi bu adam 1 milyonun zekatını geçen sene vermişti. 1 milyonunkini tekrar verecek mi? 50 bin lirayı kazanalı bir ay oldu. Onu bir sene daha bekletecek mi? Yoksa 1 milyon 50 bin liranın hepsinin zekatını bu sene tekrar verecek mi? Cevap sizde. Hocam kafamızı öyle karıştırdın ki biz ne diyeceğimizi şaşırdık. Bravo. 1 milyon 50 bin liranın tamamının zekatını verecek. Hani hocam üzerinden bir sene geçmesi gerekir diyordun. Bu adam 50 bin lirayı kazanalı daha bir ay oldu. Kardeşim, ana sermayenin zekata tabi olan malın üzerinden bir sene geçtiyse her kazanılanın üzerinden ayrı ayrı bir sene geçecek diye bir kural yok. Zekat günü geldi mi kaç liraya ulaşmışsa onun tamamının zekatını verecek. Bir kısmı diyor ki hiç kar etmedik hocam ne yapın? Ya kardeşim zekat kar vergisi değil varlık vergisidir. Hiç kazanamasan da zekat vereceksin. Hatta arz edeyim, 1 milyon lira ile kumaş ticareti yapan kişi sene boyunca bir şey kazanamamış, almış satmış, almış satmış, yine hesaplıyor ki 1 milyonu var. Bir kuruş bile kazanamamış. Yine zekatını verecek mi? Verecek. Kazanamamakla kalmamış, 900 bin liraya düşmüş, 100 bin lira da zarar etmiş. Zekat verecek mi? Verecek. 800'e düşmüş, 500'e düşmüş, 600'e düşmüş. Verecek mi? Ne zamana kadar verecek? Bitene kadar değil.
81 gram altın dediğimiz nisap miktarına inene kadar verecek. Bu hüküm bize ne kazandıracak? Bizim dinimiz kadınlara diyor ki, o ziynet eşyalarını kolunuzda, boynunuzda tutmaya devam ederseniz zekat onları eritir. 81 grama kadar düşürür. Kocanıza mı vereceksiniz? Kardeşinize mi vereceksiniz? Biriyle ortaklık mı yapacaksınız? Bir fabrikadan hisse mi alacaksınız? Piyasaya sürün ki hem millet nakit sıkıntısından kurtulsun. Şu anda Türkiye'de kadınların ziynet eşyası olarak kullandığı altınlar, gümüşler piyasaya girse inanın ki piyasanın nakit sıkıntısı diye bir şey kalmaz. İhracatımız fırlar, imalatımız artar, fabrikalar artar, işsizlik azalır. Zekat böyle bir konu arkadaş. Zarar etse bile nisap dediğimiz miktara ininceye kadar vermeye devam etmesi gerekir. Efendim, dedik ki 4 tane dairesi vardı. Beni iyi dinliyorsunuz, sağ olun. Birinde oturuyordu, onu zaten hesap etmedik. Üçü de değeriyle zekata tabi değildi. Geliriyle, kira geliriyle zekata tabiydi. Bunlardan birini sattı, paraya çevirdi. Bunun zekatını ne zaman verecek? Sorumu anladınız mı? Aslında değeriyle zekata tabi olmayan dairelerinin birini sattı, paraya çevirdi. 3 tane kamyonu vardı. Nakliyecilik yaparak çalışıyordu. Geliri zekata tabiydi. Kamyonun kendisi zekata tabi değildi. Ama kamyonlardan birini sattı, paraya çevirdi. Zekatını verecek mi, vermeyecek mi? Cevap. 1 yıl geçmesi lazım diyor. Hangi tarihten itibaren 1 yıl geçecek? Sattıktan sonra. Hayır. Cevap doğru değil. Teşekkür ediyorum katkın için. Kendinin zekat günü var ya efendim. Her Müslümanın zekat günü olacak dedik. Yani nisaba ilk defa ne zaman sahip olduysa o tarihe atacak. Kamyonu veya daireyi o zekat gününden 1 gün evvel sattıysa bu sene zekatını verecek. 1 gün sonra sattıysa gelecek sene zekatını verecek. Bunu daha iyi anlatabilmek için biz 31-12'deki ticari varlığımızı beyan ediyoruz değil mi devlete? Vergisini hesap ediyor. 1. ayın 2'sinde ben 1 milyon kazanmışım. Devlet onun vergisini bu sene istiyor mu? Yok. O geçen seneye kaldı. Ama 30 Aralık'ta ben 1 milyon kazanmışım. 31 Aralık'ta vergiye tabi. Meseleyi anlatabildim mi ben? Teşbih hata olmasın. Bizim bir zekat günümüz olacak. Eğer zekata tabi olmayan malımız paraya dönüşmüşse, o zekat gününden 1 gün evvel dönüşmüşse zekata tabi, 1 gün sonra dönüşmüşse gelecekseniz. Anladık. Teşekkür ediyorum tekrar dinlediğiniz için. Hocam, sen bir şey söyledin ama, bizim de sana saygımız var, bir şey demedik ama, işin bir noktası kafama yatmadı diyenleriniz olacak. Nedir o? Adamın 4 tane dairesi var. Birinde oturuyor, 3'ünün değerinden zekat gerekmez diyorsun. Halbuki 500'den 1,5 milyon lira eder. Evet doğru. İyi de hocam, sen 15.000 lirası olan adamdan zekat istiyorsun, 11.500 lira. Üstünde parası varsa, 11.500'ün üstünde parası varsa, üstünden 1 yıl geçmişse zekatını verecek diyorsun. Adamın 3 tane oturmadığı dairesi var, 1,5 milyon lira ediyor, zekatını istemiyorsun. Doğru. Evvela konuyu iyi anlamışsın. Arkasından soru gelecek. Bu dairelerin de değerinden zekat verse daha iyi olmaz mı hocam? Zekat vermesi gerekmez mi hocam? Gerekmez. Yok canım, onlardan da zekat versin. Bak verirse ne olur, ben sana anlatayım. Daire, ben deniz hesabı yaptım. Bu küçük risalede hesapları yaparak nakletmeye çalıştım. Korkmayın, bu kitap dışarıda satılıyor filan da demeyeceğim. Öyle ben kapıda kitap satmam. Ben Kayserliyim, toptancıyım. Sattığımı 1000'er 2'şer 1000 tane satarım. Beni iyi dinleyin. 480 bin lira
değerinde dairesi olan birisinin yılda ne kadar zekat vermesi gerekir? Sizin hesaplamanız zor olduğu için ben söyleyeyim. 12 bin lira zekat vermesi gerekir. Anlatabildim mi ben? 12 bin. 12 bin lira zekatın ayda aya ne düşer? 1000 lira. Bu adam daireyi kiraya verirken eğer biz dairenin değerinden zekat istersek, ya ayda 1000 lira bunun zekatı var. Benim de bir şey kazanmam için kirayı 2000'e çıkarmam gerekir demeyecek mi arkadaşlar? Allah razı olsun. 1000 liradan kiraya verse aldığı kirayı zekata vermesi lazım. Kendine bir şey kalmaz. Dinimiz diyor ki o fazla dairenin değerinden zekat gerekmez. Arkadaş diyor ki hocam versin. Hadi versin dersek ne ortaya çıkar? Adam kiraya verirken zekatı hesaplayacak. 1000 lira zekat, 1000 lira da ben üstüne koyayım ki 1000 lira bana kalsın diyecek. 1000 liraya kiraya verdiği daireyi 2000 liraya kiraya verecek. 2000 liraya kiraya verince biz zekatı kimin kesesinden almış olacağız? Kiracının, fakirin kesesinden almış olacağız. Şimdi anladık mı? Fazla olan dairelerin değerinden zekat niye verilmiyor? Ben bunu bir yerde anlatırken dedi ki, hocam dedi, bir gayrimüslimdir zaten zekatı gerek, zekatı yok adamın. Evet. İki Müslümandır ama Ahmet zekat verir, Mehmet vermez canım. Biz verenden alalım. Kardeşim, sen vermen gerekir dersen, Ahmet zekatını vereceği için 1000 liralık daireyi 2000 lira kiraya vermesi lazım ki bana 1000 lira kalsın. Mehmet zekatı düşünmediği için 1000 liradan kiraya verecek. O zaman Ahmet'in dairesini kimse tutar mı? Tutmaz. Agop'un dairesi 1000 liraya hemen gider. Ahmet 2000 lira dediği için kimse tutmaz. Piyasayı da allak bullak eder. Bu din tatbikat için geldi. Sadece teori için gelmedi. Ayaküstü din değiştirmeye kimse kalkmasın. Bu din ekranlarda gelmedi ki ekranlarda değiştirilsin. Rastgele söylüyor. Maddi durumu müsaitse verir, müsait değilse vermez. Buna bir sınır koymaya gerek yok diyor. Profesör olmuş. Arkadaş önce sen kendi sahanda konuş. Maddi durumu müsaitse verir, değilse vermez dersen mikrofonu dolaştır bakalım kimin maddi durumu müsait. Herkesin borcu var, harcı var vesaire. Din demiş ki hayır buna bir sınır lazım. Evi, içindeki eşyası, bindiği otomobili hariç 11.500 lirası varsa dinen zengindir. Üzerinden bir sene geçtiyse zekat verecek. Ha, şu kuralları belirlememiz lazım. Yapar, yapmaz, verir, vermez. O kendiyle Allah arasında. Ben zabıta memuru da değilim, zekat icra memuru da değilim. Ama vermezse, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki zekatları verilmeyen mallar cehennem ateşinde kızdırılacak, bağrına, yanına, sırtına, alnına basılacak. Al kendin için biriktirdiğin malın cezasını çek denilecek. Bir de verilecek fakir var değil mi efendim, zekatı vereceğimiz fakir. Bugün fakirler de ölçüyü kaçırmış. Nereden gelirse gelsin hep geleni alıyor. Hayır, bir fakir 11.500 liradan fazla zekat almaması lazım. Çünkü 11.500 lirayı alınca kendisi de dinen zengin oldu. Üzerinden henüz bir yıl geçmediği için zekat vermesi gerekmez ama alamaz olur. Her bir fakir 11.500 lirayla yetinecek ki diğer fakirlere de sıra gelsin. O 50, 100, 200'ü almaya kalkarsa diğer fakire sıra gelmez. Dinin hükmünün güzelliğine bakın ki zekat parasıyla hacca gidilmez diyor. Arkadaş fakir, zekatınızı verin de ben hacca gideyim. Gitme kardeşim. Sen hacca gitmek mecburiyetinde misin? Din senden istiyor mu? Yok. Ben sana hacca gitmek için zekatımı verirsem ameliyat parası bulamayan fakirin parasını sana vermiş olurum. Evinin kirasını ödeyemeyen fakirin, çocuğuna ayakkabı alamayan fakirin hakkını sana vermiş olurum. Demek ki bir fakire de ancak nisap miktarı zekat verebiliriz. Soruyu size soracağım. Fakir ev almış.
50 bin lira eve borcu var. Nisapta dedik ki 11.500 lira. Biz bu fakire ne kadar zekat verebiliriz? Hayır. Borcu var, borcu 50 bin lira. 61.500. Çünkü 50 bin onu sıfıra çıkaracak. Borçtan kurtaracak. Ne kadar borcu varsa onu zekatımızdan karşılayabiliriz. Yeter ki içki borcu olmasın, kumar borcu olmasın, faiz borcu olmasın, ev almış, araba almış vesaire, çocuğunun eğitimine borçlanmış, bir yıllık kirayı peşin verecekmiş borçlanmış, borçlarının tamamını karşılayıp artı 11.500 liraya kadar zekat verebiliriz. Biz 11.500 lira verdik de fakir gitti buzdolabı yokmuş, 2.000 lira verdi buzdolabı aldı. Biz ona ne kadar daha verebiliriz? 2.000 lira, teşekkür ederim. Çünkü sınır 11.500. Gitti bir ihtiyaç daha aldı, 3.000 lira harcadı. 3.000 daha verebiliriz. Efendim bütün seneye yayarak versek, çünkü bazı fakirler de eline geçti mi 3 günde harcayıp taşın başına çıkıyor. Tamam. Arkadaş ben senin yıl boyunca zekat ev kiralarını müsaade edersen ben vereceğim. Her ay veririz, zekat borcumuzdan altın gramı hesabıyla düşeriz. Hem o her ay evinin zekatını ödemiş olur, biz de bir yıla yayarak zekatımızı vermiş oluruz. İnanın ki zekat konusu bitmiş değil ama ezan okundu, ne yapacağız? Namazdan sonra ben imam odasına geçeceğim. Burada bir başka meslektaşım size vaaz edecek, sohbet edecek. Burayı meşgul etmeye hakkımız yok. Zekat konusunda sorusu olanlar imam odasına gelecekler. Orada sorularını soracaklar varsa. Bir de akrabalık açısından hocam kimlere veririz? Çok duyduk ama bir daha duyalım. Bir kimse zekatını anasına, babasına, dedesine, ninesine veremez. Evlatlarına, evladının evladına, torunlarına veremez. Ne kadar fakir olursa olsun. Çünkü bunlara bakmakla mükelleftir. Eğer söz kalıp olarak aklımızda kalsın diyorsanız, şu cümleye dikkat edin. Biz kimlerden doğmuşsak onlara zekat veremeyiz. Kimler bizden doğmuşsa onlara zekat veremeyiz. Peki, biz kardeşimizden doğduk mu? Yok. Kardeşimiz bizden doğdu mu? Yok. Kardeşime verebilirim. Amcama, dayıma, teyzeme verebilirim. Fakir olan damada da zekat verebilirsin. Her ne kadar damat aldığı parayla kızına, torunlarına harcama yapacaksa da o evin harcama yükümlülüğü damadına ait olduğu için fakir olan damada da verebilirsin. Fakir olan kayınpederine, fakir olan kayınvalidene de zekatını verebilirsin. Süt kardeşlerine zekat vermek caiz olduğu gibi üvey evlada zekat verilebilir mi? Adam bir kadınla evlenmiş ama kadın gelirken yanında da bir çocukla gelmiş. Bu adamın çocuğu değil. Bu adam bu çocuğa zekat verebilir mi? Verir diyenler doğru söylüyor. Teşekkür ediyorum. Hem de cesaretle. Kendi çocuğu değil. Bakmakla mükellef değil. Kendinden doğmamış. Biraz evvel ne dedik? Bizden doğanlara zekat veremeyiz. Biz kimlerden doğmuşsak onlara zekat veremeyiz. Vakti bundan fazla uzatmaya hakkım yok. Sorular imam odasında alınacak. Namazdan sonra El Fatiha.